Herkese merhabalar değerli dostlarım. Yine çok keyifli bir tarif videosuyla annemle karşınızdayız. Bugün harika bir tarif yapacağız. Vegan tantuni tarifi vereceğiz sizlere. Kanalımızı ilk açtığımızda bu tarifi yapmıştık ve gerçekten deneyen herkesten tam not alan muhteşem bir tarif. Ve aradan bayağı bir uzun zaman geçti. Biz de yeniden bir hem kendimiz yapalım yiyelim hem de görmeyenler için tekrardan bir çekmiş olalım dedik dostlarım. Şimdi hemen öncelikle bir malzemelerimize bakalım. Daha sonra birlikte tarifin yapısına geçelim. Ama öncesinde kanalımıza halen abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri de açarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Şimdi malzemelerimize bir bakalım neyimiz var elimizde. 300 gram yani marketlerde görürsünüz bir tabak kadar oluyor şöyle. İstiridye mantarımız var burada. Birazdan bunları küp küp doğrayacağız. Burada 1 çay kaşığı pul biberimiz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberimiz var. 1 sirme tatlı kaşığı da tuzumuz var. Burada da tantunimizi hazırladıktan sonra ekmek arası yapmak için domatesimiz, sumaklı soğanımız ve maydanozumuz var. Bunların belli bir miktarı yok. Ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Ve son olarak yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Bunu da tantunimizi yaptığımız tavamıza dökeceğiz. Evet, şimdi malzemelerimize baktıktan sonra tarifimizin yapılışına geçebiliriz. İstiridye mantarlarımızı küp küp doğradık. Şimdi sacımızı alacağız ve tantunimizi yapmaya başlayacağız. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı ve mantarlarımızı sacımızın üzerine alıyoruz şimdi. Dostlarım gördüğünüz gibi biraz suyunu saldı. Şimdi kendi suyuyla bunu pişireceğiz yaklaşık 4-5 dakika boyunca. Çevire çevire pişireceğiz. Şimdi sıra baharatlarını atma vaktine geldi. Artık 4-5 dakika boyunca çevirdik çünkü. Bu arada yarım ateşte pişiriyoruz, bilginiz olsun. Evet, artık tantunimiz hazır. Şimdi altını kapatacağız. İster böyle bir ekmek arası yapabilirsiniz, ister bir dürüm yapabilirsiniz. Hatta şimdi birlikte o aşamaya geçebiliriz. Evet dostlarım, tantunimizi, ekmeklerimizi aldık. Bir tanesini lavaşa aldık, bir tanesini gobit ekmeğe aldık. Zaten inanılmaz bir lezzet. Daha öncesinden çok fazla yediğimiz için çok iyi biliyorum lezzetini. Gerçekten bu tarifi yaptığınızda bayılacaksınız. İnanın bana, muhteşem bir lezzet. Ve tantuni gibi geleneksel bir lezzetimizi, çok sevilen bir lezzetimizi yemek için hiçbir canlıyı öldürmeye de gerek yok ayrıca. Bakın görüyorsunuz, mantar gibi muhteşem bir sebzeyle de böylesine güzel bir tarifi hazırlayabiliyoruz. Ve böylelikle bir tarif videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın dostlarım. Ayrıca tarif hakkındaki yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Hatta daha önceden deneyimlemiş olanlar varsa, onlar da düşüncelerini yazarlarsa çok mutlu olurum gerçekten. Ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz gerçekten çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.